Sayın Hocam, bu Soğusu Mahallesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Ülköğretim Okulu'nun yapılmış serüvenini bize anlatır mısınız? Şimdi sevgili Fikret, sevgili öğretmenim, yıllar önce ben buradayken oğlum Hasan Ali Yücel Ülköğretim Okulu'nda öğrenciydi. Hasan Ali Yücel Ülköğretim Okulu hakikaten çok berbattı. Altı berbattı, üstü akıyordu. Çok berbat bir durumdaydı. Ve ben hatta bunu söylemekte şey yok. Bir gün oraya gittiğimde Hasan Ali Yücel'in fotoğrafını da o zaman yere koymuşlardı da çok kızmıştım. Ve 1997 yılında rahmetli Zeki Öztürk abiden gazete alıp Cumhuriyet Gazetesi'ni alırken Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında UNESCO Milli Komisyonu tarafından 1997 yılının Hasan Ali Yücel yılı ilan edildiğini okudum. O zaman da görevlerinin de çok sevdiğim öğretmen arkadaşım Hayrettin Güner de geliyordu. Seslendim, Hayrettin Güner'e dedim ki öğretmenim bu sene Hasan Ali Yücel yılı ilan edilmiş. Bir etkinlik yapalım. Zaten bir müzik derneği içinde tiyatro yapıyorduk o zaman. O sene de yanlış hatırlamıyorsam Duvarların Ötesi'ni oynuyorduk. Ve bu sefer oturduk, konuştuk, dedi ki bunu resmileştirelim. O zaman bizim eczacı sayın vekilimiz Selahattin Bey'e, Karamatoğlu'na söyledik, o da ilgilendi. Bir komisyon kurduk. Bu sefer dedik ki hadi bunu daha da resmileştirelim. Rahmetli belediye başkanı Erdem abiye gittik. Erdem abi çok yakından ilgilendi buna. Bana dedi ki sekreteriyesini sen yaparsan bu iş olur dedi. Ben sekreteriyesini yaptım. Ve o ara rahmetli yine belediye kaymakamımız Hasan Kaçan Bey vardı. Beraber Erdem abiyle Hasan Bey'e gittik. Hasan Bey de ilgilendi ve biz bir yazı hazırladım ben burada. UNESCO Milli Komisyonu Ankara'ya gittim. Ankara'da o zaman Profesör İlter Akboğul, Milli Komisyonun Başkanı ve bir dilekçe yazdı. İlter Bey bana dedi ki bu dilekçe çok sert olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı buna tepki gösterir. Çünkü dilekçede Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu çökmek üzere diye bir ibare kullanmışım. Bu ibare çok sert bir ibare tabii. Bunu hoca değiştirdi İlter Bey. Dedim ki ben buna, hocam sizden bir ricam var. Bu dilekçeyi siz UNESCO Milli Komisyonu toplandığı zaman okur musunuz, dikte eder misiniz dedim. Tabii dedi. Hatta UNESCO Milli Komisyonu 15 günde bir toplanıyormuş ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcı ve düzeyinde de temsil ediliyormuş. İlter Bey de bunu okumuş, okuyunca hemen Milli Eğitim'le ilgilendi, görev Milli Eğitim'i aramışlar, beni aradılar. Bu yasallaştı. O sırada da Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nun kapısında şey var, Kız Meslek Lisesi var, Akşam Sanat Okulu var. Akşam Sanat Okulu da yıkılmış, duvarları var, taşları. Şimdi Fikret Bey'le sizinle gittik, fotoğrafını çektik, bir dosya yaptırdık. Ve bu dosyayı da götürdüm. Hem bahçeyi hem binanın fotoğraflarını götürdüm. Çünkü Milli Eğitim'de benim bildiğim kadarıyla üç tip proje var, büyük, orta, küçük. Bu üç tip projenin üçü de şeye uymuyor, bizim Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nun bahçesine uymuyor. Ve bize bir zaman sonra, benim bu dilekçemden sonra 1500 dolar para gönderildi UNESCO tarafından. Hatta para da şöyle söylendi, dediler ki bir odayı hastanelerde vardır ya falanca yapmıştır diye, işte okulun bir odasını UNESCO adına düzenleyin deyince ben tekrar Ankara'ya gittim. Dedim ki ya bu şekilde olmaz, bu okulun temeli çöküyor zaten. Bu sefer yani bunun yeniden yapılması gerekir dedi ve bu dikkate aldılar. O arada bir Ayşe Hanım diye bir bayan var, benim ilgilendi sağ olsun. Onların bir yakınına 12 Eylül'den sonra 33'lük yaptım, yardım etmişim galiba. Ve nihayet yasallaştı bu olay. Ve bize görevde Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu için 40 milyon lira o zamanın parası, hatta milyar bilemiyorum şimdi karıştı sıfırlar atılınca, para geldi. Aradan bir zaman geçti, Recep Çekiş eczacı ile beraber Yusuf Emanet Ankara'ya gidiyorlar, bir mesele var galiba, beni aradılar. Dediler ki ya bu görevliye gelen bu para bulanca aktarılmış, biz Ankara'ya gidiyoruz, ben geleyim mi, gel yok dediler, gerek yok dediler. Ve gittiler, bunlar bulanacaktan parayı tekrar çevirdiler, görevle de Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu bu şekilde yapılmaya başladı. Tabii biz o etkinlikte Erdem abinin çok büyük emeği var, Allah rahmet eylesin, aydınlık içinde yatsın. Hasan Kaçan Kaymakam'ın çok büyük emeği var. Musiki Derneği bünyesinde arkadaşlar. Tabii biz de o dönemde Hasan Ali Yücel etkinlikleri yaptık görevde.
Ankara'dan Atatürkçüler Derneği'nden Özer Osman Bey hocam geldi. Onunla beraber karşılıklı konuşmacıydık burada. Ve spor etkinlikleri oldu, paneller oldu. Ben Duvarlar Ötesi oyununu kendim hem oynadım hem yönettim. Ve bu kapsamda yaptık ve şu anda Görüle'ye gerçekten Karadeniz'de, hemen hemen Karadeniz'deki en iyi dizayn edilmiş okullardan biri olarak Sami Yücel Yönetim Okulu kazanılmış oldu. Yalnız şunu hemen şöyle söylemekte yarar var. Hasan Öncelik Öğretim Okulu yapıldı. Bir telefon ettiler. O zamanın müdürü, ismini söylememe gerek yok. Beni aradı. Dedi ki hocam işte biz okulun açılışını yapacağız. Sizi davet ediyoruz. Yarın okul açacaklar. Akşam 5'te arıyor. Ben de bir dershanede emekli olduktan sonra çalışıyorum. Çok kızdım. Gerçi bir hafta önce de haber verselerdi. Hasan Öncelik Öğretim Okulu'nun açılışına ben de katılabilirdim. Yani şu anda ben işte Fikret hocam, Sevgili hocam o fotoğrafları çekti, onunla beraber Ankara'ya gittik. Tabii o emek veren bütün arkadaşlara burada gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir okul kazandırdılar Görele'ye. Bir de tabii Hasan Ali Yücel'den bahsedince köyden söylemek lazım. Hasan Ali Yücel Görele, bizim hemşerimiz. Ve üretime dönük eğitim modelini dünyada hayata ilk defa geçiren Milli Eğitim Bakanı, tabii orada İsmail Hakkı Tonguç Baba'nın da çok önemli bir rolü var. Şu son okuduğum, bu Fındık'taki bütün o galaya rağmen Mehmet Başaran'ın Öğretmenim Hasan Öncel kitabını okuyarak şu, bu konuda çok defterli kitaplar okudum, bir sürü konferanslara katıldım konuşmacı olarak. Ama son okuduğum kitapta Hasan Öncel ve İsmail Hakkı Tonguç ve köy enstitüleri hakkında gerçekten çok detaylı bilgiler edindim. Eğer köy enstitüleri Amerika'nın baskısıyla kapatıldı. Özellikle Demokrat Parti zamanında, Erasyon aslında Cumhuriyet Halk Partisi zamanında başlamıştı ama Demokrat Parti zamanında kapatıldı. Köylünün kendi toprakları içinde mutlu olmasını, üretime dönük üretken olmasını ve aydınlanmasını bir türlü çekemediler. Şu anda çektiğimiz sıkıntının temelinde köy enstitülerinin kapatılması yatıyor. Ben Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve köy enstitülerine emek veren bütün aydın öğretmenlere şimdi saygılarımı sunuyorum. Ve aydınlık içinde yatsınlar ve bu fırsatı bana verdiğin için sevgili Fikret öğretmenime de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz.